Kelime brainstorming uygulamasında 5. bölümde 10 adet kelimeyi sizlere hemen burada paylaşacağım arkadaşlar. Ve ardından hemen bunları cümleler içerisinde kullanacağız. Bu kelimelerimiz şunlardır. Bakın 5. gün kelimeleri. Starvation, polluted, sustainability, overwhelming, slippery, safeguard, curtail, precisely, satisfactory ve shorten. Bu 10 adet İngilizce kelimeyi bu bölüm için seçtim arkadaşlar. Şimdi bunları tek tek ne anlama geldiklerini ve cümleler içerisinde kullanarak daha iyi bir şekilde özümseyelim. Ve bunlarla ilgili bakalım hangi kelimeleri türetebileceğiz. İlk kelimemiz starvation, açlık, açlıktan ölme anlamına gelmektedir ve isim olarak kullanılır. Zaten bakın starve kelimesinden, fiilinden gelmektedir. Starve, açlıktan ölmek anlamına gelir. Aç bırakmak anlamına gelir. Ve o da starvation'a döndüğü zaman da açlık anlamına gelir arkadaşlar. Eş anlamlısı mutlaka vardır. Hungry ile ilgili yapılacaklar vardır. Mesela hunger, değil mi? Yine açlık anlamında. Famine mesela açlık anlamında kullanılmaktadır. Özellikle akademik makalelerde Afrika taraflarından işte açlıkla ilgili mücadele eden ülkelerle birlikte daha çok kullanılan bir terimdir arkadaşlar, kelimedir. O yüzden ben de örnekte ona benzer bir örnek almak istedim. Hemen örneğimize bakalım. Afrika'nın çoğu ülkesi yıllardır açlık ve susuzluk ile mücadele ediyor. Açlık anlamında burada starvation'ı kullanacağım. Susuzluk anlamında da thirsty kullanacağım. Mücadele ediyor. Kim? Afrika'nın çoğu ülkesi. O zaman özne Afrika'nın çoğu ülkesi olacak. O zaman başlıyorum. Most, çoğu, ülke, countries. Most countries in Africa ya da of Africa. In Africa daha çok tercih edilmektedir. Afrika. Evet. Özne konumdaki ifadeyi yazdım ve çoğuldur, dikkat edin. Şimdi mücadele ediyor diyor. Hangi tense uygulayacağız burada? Present continuous tense mi? Hayır arkadaşlar, dikkat edin. Bir zaman ifadesi var. Zaman ifadeleri tensleri daha çoğunlukla belirleyen burada öğelerdir arkadaşlar. Yani zaman zarfları, zaman ifadeleri, zaman belirticileri, yıllardır anlamında. Bakın geçmişten bu yana gelen bir süreç ve hala devam ediyor. Bunu present perfect continuous tense ile verelim. Hadi bakalım. Mücadele etmek anlamında burada struggle'ı kullanabiliriz. Struggle'ı kullanalım. Şimdi most countries çoğul olduğu için present perfect tense'de de have alacaktır bu. Have ve continuous tense'ini yapmak için ilk olarak been'i getiriyoruz. Have been artı fiilin ing takılı almış hali. Fiilimiz ne? Struggle. Struggling. Mücadele ediyor yani. Şimdi bakın neyle mücadele ediyor? Struggling genellikle with ile kullanılır arkadaşlar. Çünkü bir şey ile mücadele etmek diyor ya burada. With ile kullandım. Açlık ve susuzluk. İlk olarak starvation. Starvation. And diyorum. Burada susuzluk anlamında thirsty kullandım. Ne kaldı burada? Sadece yıllardır anlamında burada hemen. Burada zaman ifadesini yazalım. Dırdır anlamında for'u kullanıyoruz. Ve for years oluyor. For years. Yıllardır anlamında. İşte bu şekilde tense'imizi oluşturduk. Ve burada starvation'ı açlık anlamında kullandık arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hemen kırmızıya boyayalım. Rahatlıkla görebilirsiniz. Az önce sizlere bahsettiğim ekstra bölümündeki hemen kelimeleri yazalım. Hunger mesela, değil mi? Hunger. Hungry aç anlamına gelmektedir. Sıfat olarak kullanılır. Hunger da açlık anlamında isim olarak tercih edilir. Bunu belirtelim. Famine. Famine. Yokluk, kıtlık, açlık anlamına gelir arkadaşlar. Bunu da buradan belirtelim. Bunları da hemen ekliyoruz kutumuza, değil mi arkadaşlar? Bakın şöyle yapın, size buradan bir tane daha anekdot paylaşayım. Şimdi mesela burada türevlerini veriyorum sizlere. Eş anlamlarını veriyorum, değil mi arkadaşlar? Bir de yakın anlamlı olanları veriyorum. Şimdi burada starvation'ı verdim ben. Bakın starvation, hunger ve famine aynı anlama gelmektedir. Bunları aynı kağıt içinde yazın arkadaşlar. Ve atın kutuya. Bakın burada ben bir de star'ı verdiğim zaman bu farklı bir konuma girecektir. Bu fiil konumuna girecektir. Bunu farklı bir kağıda yazın arkadaşlar.
Anlaştık mı? Starve, açlıktan ölmek anlamında. Fiil olarak kullanılır. Bu fiildir. Bunları bu şekilde ayırın arkadaşlar. Yoksa ileride sorun yaşamayalım. Çünkü kutumuz doldukça taşacak. Bu kafa karışıklığını gidermek için de hepsini aynı kefeye yazıyoruz. Onu karıştırmayalım. İkinci kelime polluted. Pollute fiilinden gelir zaten. Bakın pollute fiili kirletmek anlamındadır. Polluted da id takısı aldığı için sıfatlaşmış, kirlenmiş, kirli anlamına gelir arkadaşlar. Polluted. Burada ekstra bölümünü cümleden sonra geçelim. Böyle kirli sokaklar Barcelona şehrine yakışmıyor. Yakışmıyor. Ne? Böyle kirli sokaklar. Böyle anlamında saçı verelim. Saç polluted. Polluted sokaklar. Streets. Streets. Such polluted streets. Özne konumundaki ifadeyi yazdım. Yakışmıyor diyelim. Bunu yakışmak anlamında sweet'i kullanalım. Ve simple present tense'in olumsuz halini yapalım. Do not ya da don't da diyebilirsiniz. Streets burada çoğul olduğu için. Do not sweet. Yakışmıyor. Kime? Barcelona şehrine. O zaman şöyle diyelim. The city of Barcelona diyelim. Ve cümlemizi noktalayalım. The city of Barcelona. Okay, cümlemizi kurduk. Bakın burada polluted, kirli, kirlenmiş anlamında kullandım burada. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi burada gelelim. Nereden türüyormuş onlara bakalım. Pollute. Pollute. Kirletmek anlamındadır. Pollute. Fiil olarak kullanılır. Verb. Bir de pollution vardı değil mi? Pollution. Kirlilik anlamında isim olarak kullanılıyordu. Bakın türevleri bu şekilde arkadaşlar. Bunları bu şekilde bilmenizde fayda vardır. Hatta işte kirlenmek diyor ya. Şu pollute fiili aslında işte karalamak anlamına da gelir. Değil mi? Hatta dirty'yi de burada unutmayalım. Dirty. Tam olarak pollute da eş anlamlıdır burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kirletmek anlamını da unutmayın. Pollute'un. Fiil olarak yani. Odaklarınızda bulunsun. Bu şekilde bakın brainstorming yapıyoruz. Mutlaka işimize yarayacaktır arkadaşlar. Bir gün karşımıza bunlar çıkacak. Üçüncü kelime. Sustainability. Çokça bir kelimeden türüyor arkadaşlar. Sustain. Sustainable oluyor. Sustainable, sustainability oluyor. Bu kelimenin içerisinde 3 tane kelime var. Sürdürülebilirlik anlamına gelir. İsim olarak kullanılır. Hatta kafa karışıklığını ortadan gidermek için hemen bakın. Sustain, sürdürmek. Şöyle verb diyorum. Sürdürmek, devam ettirmek. Sustainable, sustainable, sürdürülebilir. Hani sürdürülebilir projeler. Sürdürülebilir uygulamalar, sürdürülebilir işlemler, görevler, işte tanılar ve benzeri durumlarda sıfat olarak bu anlamda kullanılır. Ve burada gördüğünüz isim hali de sustainability, sürdürülebilirlik anlamındadır. Çalışma grupları oluşturulduktan sonra sürdürülebilirlik temelli adımlar uygulanacak. Sonra diyor, after'lı ifade var burada. İki farklı ifade kullanacağım. Hangisiyle başlayalım? After'lı ile de başlayabiliriz. After'lıyı sonra da saklayabiliriz. Şuradan başlayalım mı? Sürdürülebilirlik temelli adımlar uygulanacak. Özne konumundaki ifade şu. Passive voice yapacağız. Normalde fiil uygulamak fiilidir. Uygulanacak dediği için passive voice'e dönmüştür. Şu hemen yazılacak. Temelli dediği için based on'u kullanalım. Based on olsun yani. O zaman ilk olarak steps diyorum. Steps based on sustainability. Sustainability yani sürdürülebilirlik temelli adımlar. Temelli anlamında based on'u verdim arkadaşlar. Uygulanacak. Will feature'ı kullanalım. Will passive voice yapacağımızı söylemiştik. Will feature passive voice'da nasıl şekil alır? Will artı be artı fiilin üçüncü hali.
şekillenecek dediği için, uygulanacak dediği için. Şimdi uygulamak fiili, implement'i kullanalım. Implemented olsun. Şöyle implemented, uygulanacak. Implement, uygulamak anlamında kullandım arkadaşlar. Fiilimizi bu şekilde görebilirsiniz. Tamam, devam ediyoruz. Şu kaldı. Çalışma grupları oluşturulduktan sonra şurada da bir passive voice var. Normalde bu fiil oluşturmak fiilidir. Oluşturulmak dediği için passive'e dönmüş. Sonra after'ı hemen buradan koyuyorum. After'la kısaltma yapalım arkadaşlar. After, yani after'dan sonra şöyle çalışma grupları oluşturulacak diyelim. Ya da oluşturulur diyelim, tamam mı? Bakın çalışma grupları yaz hemen after'dan sonra. Working groups. Working group, çalışma grupları. Simple present tense'in passive voice haline dönüştür bunu. Are, groups, are alacaktır buradan. Oluşturmak, form, oluşturulmak de formed. Üçüncü haline getirdim. İşte bu şekilde simple present tense'inde burada after'la birlikte passive voice'unu gerçekleştirdim. Ve cümle bu şekilde noktalandı arkadaşlar. Sustainability'yi buradan görebilirsiniz. Sürdürülebilirlik anlamında kullandım. Peki. Devam edelim bakalım. 4. Overwhelming sıfat olarak kullanacağız. Çok fazla duymamış olabilirsiniz ama bu bölümden sonra artık overwhelming'e aşinasınız. Baskın, karşı konulamaz, ezici anlamlarında sıfat olarak kullanılır. Baskın, karşı konulamaz, ezici anlamlarında. Toplum konulu kararlar toplantıda ezici bir çoğunluk ile kabul edildi. Ezici. İşte size overwhelming. Ezici bir çoğunluk. Overwhelming majority. Ezici çoğunluk. Kabul edildi diyor. Accept'i kullanalım ya da approve'u. Burada passive voice var yine. Simple past tense yapacağız tensini de. Ne kabul edildi? Bakıyorum şöyle. Toplum konulu kararlar. Özne konumunda bu ifade yer alacak. Konulu anlamında about ile verelim bunu. İlk olarak kararlar. Decisions. About. Toplum. Society. Society. Decisions about society. Toplum konulu kararlar. Kabul edildi. Tamam. Accept'i kullanalım. Were olacaktır burada simple past tense'in yardımcı fiili. Çünkü kararları burada niteliyoruz. Were accepted. Were accepted. Kabul edildi. Nasıl kabul edildi ve nerede? Toplantıda bu yer zarfı cümlenin sonuna. Nasıl ezici bir çoğunluk ile with'le verdim bunu. Şimdi ezici bir çoğunluk diyelim. Ezici anlamında overwhelming bir de burada en olacaktır değil mi? Sesli harfle başlıyor. Overwhelming çoğunluk. Majority çoğunluk. Nerede? Toplantıda. At the meeting. Burada ezici, baskın anlamında overwhelming'i kullandım. Yani overwhelming majority. Ezici çoğunluk anlamında. Ezici anlamında burada mesela devastate fiili geliyor aklıma. Devastate ing takısı eklersem o zaman sıfatlaştırabilirim. Bakın şöyle. Devastate, yıkmak, bozmak, tahrip etmek, ezmek anlamlarına gelir. Devastating dersem arkadaşlar sıfatlaştırırım. Yine ezici anlamını mutlaka oradan veririm. Ya da crush mesela. Crush. Yine crush, çarpmak, ezmek anlamına gelmektedir. Crushing dersem bunu sıfatlaştırabilirim. Bazı fiillere bu şekilde ing takısı ekleyip sıfatlaştırabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da belirtelim buradan. Yani overwhelming, devastating, crushing burada eş anlamlı olarak söylenebilir. Devam edelim. 5. Slippery. Slippery de slipper'dan geliyor. Aslında slip'ten geliyor. Slip kaymak demektir. Slipper kaygan demektir. Slippery kaygan, güvenilmez anlamında kullanılmaktadır arkadaşlar.
sıfat olarak kullanacağız. Kaygan birinci anlamı, güvenilmez ikinci anlamı. Kaygan zemine karşın otomobili dikkatli bir şekilde hedefe götürdü. Karşın anlamında hemen bu ifadeyi verelim. Karşın, karşın anlamında Eraman Bey Alaşları geliyor aklıma. Kendinden sonra isim alıyor burada. Despite ya da in spite of'u kullanabiliriz. In spite of, kaygan zemin. Slippery, the slippery zemin. Floor, kaygan zemin. Virgülü koydum. Virgülü koymazsam özne konumunda yer alacaktır. O zaman da olmaz tabii ki. Otomobili dikkatli bir şekilde hedefe götürdü. He ya da she fark etmez. He. Götürmek, take'i kullanalım, took olsun. Simple past tense'de ikinci halini kullandım. He took. Bakın dikkatli bir şekilde diyor. Carefully'ı kullanalım. Şurada kullanabiliriz. Carefully. Rahatlıkla özne ve yükleme arasında bir zarf kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ya da eğer yüklemden sonra getireceksiniz şuradan sonra. Eğer nesne varsa önce nesneyi yazarsınız. Daha sonra bu zarfımızı yazarsınız. Nesne yoksa fiilden sonra rahatlıkla getirebilirsiniz. Ama burada nesne var bakın. Otomobili diyor. O zaman önce burada nesneyi yazarız. Carefully yazmak istersen de otomobilden sonra yazarsın. Took the car değil mi? Otomobili. Evet. Nereye? Bakın. Hedefe. Hedef. Hedef burada yer anlamında olduğu için destination'ı kullanmak istiyorum ben. Destinasyon işte Türkçemize de girmiş. Yabancı kelime. EA anlamında da to ile verdim. To the destination. Destination. Şun. Nokta. Okey, cümlemizi noktaladık. Slippery, kaygan anlamında ilk anlamında kullandım. İkinci anlamında güvenilmez anlamı vardır arkadaşlar. Slip mesela kaymak anlamındadır. Fiil olarak kullanılır. Şöyle V yazıyorum, verb olarak anlaşılsın arkadaşlar. Slipper, slippery hiç duydunuz mu? Evde bir şey giyeriz biz. Ayaklarımıza ne giyeriz? Terlik giyeriz değil mi? Slipper işte terlik anlamındadır. Terlik. Günlük konuşmalarda rahatlıkla bu ev ortamlarında vesaire kullanılır arkadaşlar. Slipper, terlik anlamında. Slick zaten değil mi? Aynı şey gibi, burada slippery gibi kaygan anlamında kullanılır. Mesela güvenilmez anlamında söyleyebilir miyiz? Mesela reliable'a un eklersek unreliable olur değil mi? Unreliable. Reliable zaten güvenilir anlamındadır şurada. Un getirdiğin zaman olumsuza bürünür. Unreliable güvenilmez, güvensiz anlamlarına gelmektedir. Ya da untrustworthy. Untrustworthy. Trust zaten birine güvenmek anlamındadır. Şuradan bakın. Trustworthy güvenilir anlamındadır. Untrustworthy güvenilmez anlamındadır arkadaşlar. Bunları da bu şekilde kağıdımıza eklersek daha güzel olur. Burada farklı kelimeler de öğrendik mesela. Floor, zemin anlamında, yer anlamında. Careful, dikkatli bir şekilde zarf yaptık. Taking, götürmek anlamında olduğunu öğrendik. Biliyorduk bunu zaten. Destination, yer anlamında, gidilecek yer anlamında. Turizmci arkadaşlar daha çok bilirler bunu. Destination, gidilecek yer anlamı da vardır tabii ki. Ve beşinci kelimeyi de slippery ile noktaladık. Altı. Safeguard, korumak. Korumak zaten çok yaygınlıkla kullandığımız bir fiildir. Farklı burada eş anlamlarını da söyleyebiliriz. Protect, preserve ve benzeri kullanımlar ya da guard. Guard da korumaktır. Himayesi altına almak demektir zaten. Safeguard da işte güvenliğini sağlamak anlamında, korumak anlamında. Yakın anlamdır arkadaşlar bunlar. Hiç kafanıza takmayın. İşte safeguard da guard arasında fark var mıdır? Ya neden fark olsun ki? Anne köpek yavrularını koruyabilmek için ölümü göze aldı. Ölümü göze aldı. Göze aldı. Göze almak fiili. Venture'u vereceğim burada. Ya da risk. Jeopardize de verebiliriz. Göze aldı. Kim anne köpek? Tamam. The mother. Mother dog. Anne köpek. Göze aldı. Venture'u kullanalım. Zaten bunu daha önceki derslerimizi sizden anlattım değil mi arkadaşlar? Venture'da örnek olarak orada vermiştim zaten. Riskli hatta değil mi?
Risk. Riskli anlamı. Jeopardy'de vermiştim hatta. Jeopardy'de değil mi? Evet. Venture'da oldu. Simple past tense yaptım. Neyi göze aldı? Nesne var mı? Ölümü. Death. Death. Venture death. Ölümü göze aldı. Yavrularını koruyabilmek için. Mak için, mek için. Amaç bildiren bağlaç. Kendinden sonra fiil geliyor. Yalın fiil olacak. Bu da to. In order to. So S2'dan bir tanesini kullanabilirsiniz. To safeguard mı? Yoksa ebilmek, abilmek anlamında orada bir anlam verecek misiniz? Model değil ama güzel bir anlam. Be able to. To be able to safeguard. Safeguard. To be able to safeguard. Koruyabilmek için. Ebilmek, abilmek. Burada be able to ile verildi. Yoksa ben de biliyorum arkadaşlar to safeguard demeyi. Ama orada korumak deriz. Cümle kayar. Tam vermek için be able to'yu kullandık. Yavrularını. Puppies değil mi? Puppy zaten yavru köpek demektir. Puppies. Nokta. Ya da her diyelim şöyle. Onun değil mi? Yavruların, onun yavrularını. Her puppies ya da its puppies gibi. Safeguard korumak dedik. Guard da korumaktır. Hemen yazalım burada. Guard korumak anlamındadır. Yine fiil olarak. Hepsi fiil arkadaşlar. Bakın burada birkaç tane yazacağım sizler için. Protect. Protect. Zaten protect'in protection dediğim zaman da isimleşir. İşte koruma anlamına gelir değil mi? Preserve. Preserve. Yine korumak anlamındadır. Keep mesela. Şöyle aşağıya yazalım. Keep. Tutmak, korumak, işte dokunmak, çekmek, gitmek gibi birçok anlamı vardır keep'in. Korumak da bunlardan bir tanesidir arkadaşlar. Bir de maintain kullanılabilir ama maintain bunlardan biraz daha uzak. Maintain'in sürdürmek anlamı var zaten en çok kullandıklarımızdan. Bahsetmek anlamı, ima etmek anlamı var maintain'in. Ama bunlar daha çok kullanılır. Safeguard, protect, preserve. Bunlar daha çok korumak anlamında kullanılır. Maintain daha çok sürdürmek anlamı vardır artık arkadaşlar. Anlaştık. Hatta safe de zaten güvenlidir, değil mi? Bakın safe, güvenli. Sıfat olarak kullanılır. Zaten oradan türemiştir. Güvenli yer, işte güvenli kılmak gibi, işte korumak gibi. Himayesi altına almak. Öyle bilmenizde fayda vardır. Burada neler öğrendik? Venture'ı zaten biliyorduk, tekrar ettik. Göze almak anlamındaydı. Jeopardize, risk burada kullanılabilirdi. Death, ölüm. Puppies, yavru köpekler. Devam edelim. Yedinci kelime. Curtail, kısaltmak, düşürmek anlamındadır. Bakın düşürmek dediği için reduce'u hemen buradan verebilirsiniz. Kısaltmak anlamında da shorten geliyor aklıma. Sevgili arkadaşlar biliyor musunuz? Bu bölümün sonunda 10. kelimesi de shorten. Orada da curtail'i tekrar vurgulayacağım. Burada curtail'in yanında shorten'ı tekrar vurgulayacağım. Bu sayede etkileşim olacak. 10. kelimemiz shorten. Kısaltmak anlamında. Ağaçların dallarını kısaltmasının nedeni verimlerini arttırmaktır. Bu kullanımı iki kez yapmıştım bu dersimizde. Bundan önceki derslerimizde. Zannedersem 3'te ve 4'te yapmıştım bölümlerde. Hani isimleştiriyoruz ya bakın kısaltma diyor. Curtail'i burada isimleştireceğiz ama iyelik eki ile birlikte bak ağaçların dallarını kısaltmasının onun kısaltmasının değil mi? Bu isimleşecekse o zaman onun anlamında his ya da her'ü burada kullanacağım. Her curtailing ya da his curtailing diyeceğiz. O zaman burada gerund ifadeyi o ifadeyi gerçekleştireceğiz. Arttırmaktadır. Ne? Ağaçların dallarını kısaltmasının nedeni. İlk olarak nedeniyle başlayalım. The reason. The reason of. Nın nedeni. Onun kısaltması. O kısaltacak çünkü. Kendi kendine kısaltılamadığından dolayı. His mi, her mi? His olsun. His curtailing. His curtailing. Onun kısaltması. Onun neyi kısaltması? Ağaçların dallarını. Curtailing'den sonra ağaçların dalları gelecek. Dallar branches. Tree. Ağaçlarda tree olacak. Bunu da of'la bağlayacağım.
the branches branches of trees. Trees, ağaçların dallarını kısaltmasının nedeni, reason. Tekil, bakın özne konumdaki ifade tekil. Reason'ı simgeliyor buradaki özne. Nedeni verimlerini arttırmaktır. Yine burada bakın güzel bir ifade var. Bunu gerund ve infinitif konularında zaten görmüştük. Özneye yardımcı bir ifade. Verimlerini arttırmaktır. Bakın arttırmak burada aslında isimleşiyor arkadaşlar. Fiilden isim oluyor. Arttırmak fiili artık isim olacak ve bunu to be fiilinde kullanacağım. Yani burada reason is alacağından dolayı is to arttırmak. Is to increase. Yani to infinitive kullanacağım. Is to increase. Arttırmaktır. Neyi? Verimlerini. Their verim. Yield ya da efficiency. Yield. Verimlerini arttırmaktır. Bakın özneye burada destek bir ifade yaptım. Bunu da infinitive ile yaptım. Şurada. İsimleştirdim o ifadeyi. Curtail burada gördüğünüz gibi kısaltmak anlamında kullandık arkadaşlar. Shorten 10. kelimemiz olacak arkadaşlar. 8 yapacağız, 9 yapacağız. 10. shorten olacak. Kısaltmak anlamında. Precisely tam olarak anlamındadır. Aslında kesinlikle, hani günlük konuşmalarda şöyle deriz ya. Ya böyle böyle oldu. İşte kesinlikle hatalı. İşte kesinlikle haklı. Kesinlikle anlamında precisely günlük konuşmalarda kullanabilirsiniz. Aynı şekilde fully, exactly, definitely, işte certainly bunları verebilirsiniz arkadaşlar. Tam olarak anlamına gelmektedir hem de. Exactly zaten buna yakın bir anlamdır. Fully ya da tam olarak, zarf olarak kullanacağız bunları. Ressam İstanbul'a bakarak tam olarak ne çizeceğini düşünüyordu. Tam olarak. Precisely. Düşünüyordu. Bunu past continuous tense yapalım. Bir bakın geçmişte bir süreç var arkadaşlar. Bitmiş ama belli bir zaman sürmüş. Onu o tense yapalım. Özne de the painter olsun. The painter. Ressam. Was alacaktır. Was düşünüyordu. Was thinking olacak. Şöyle yardımcı fiil ile fiil arasında zarf girebiliyordu. O zaman precisely burada yazalım. Precisely. Was precisely thinking. Thinking. Düşünüyordu. Şimdi burada güzel bir kalıp var hemen gördüğüm kadarıyla. Ne çizeceğini düşünüyordu. Ne anlamında burada ne verebiliriz? What değil mi? What. What'ı burada bakın iki farklı kullanım vardır what. What birincisi en önemlisi zaten cümlenin başında sorularda kullanırız. Soru kalıbı olarak işte who gibi, when gibi, where gibi, which gibi kullanırız. WH soru kalıplarından biridir what. Ama bir de bu anlamda noun clause ifadelerde kullanırız arkadaşlar. Ve bunu daha rahat bir şekilde yazmak için bakın özne ortaklığından dolayı eğer varsa özne ortaklığı bunu to infinitive ile devam ettiririz. What to'ya devam ettiririz. What to çizmek. What to draw. What to draw. Ne çizeceğini. How to draw deseydi nasıl çizeceğini olurdu. Bu şekilde siz de cümleler kurun arkadaşlar. Bu anlamlarda. What to draw. Ne çizeceğini. Tam olarak da yazdık. Precisely. İstanbul'a bakarak kaldı. Erekarak anlamında bunu by ile verelim. By. By'dan sonra fiil ing alsın. By looking at Istanbul. İstanbul. Nokta. Precisely. Tam olarak. Kesinlik. Kesin olarak. Kesin. Tam. Anlamlarında. Zarf olarak kullanılır. Precisely. İki tane hemen söylemiştik zaten. Fully. Bunlardan bir tanesiydi. Bir de exactly değil mi? Exactly. Tam olarak. Kesinlikle.
Devam edelim. 9. Satisfactory. Satis ile ilgili bakın. Satisfactor. Satisfaction. Bakın bunlar çok fazla birbiriyle türer arkadaşlar. 4-5 tane bu kelimeden 4-5 tane ifade çıkar. Çıkar. Hatta ilk olarak çıkartalım mı? Satisfactory tatmin edici, yeterli anlamına gelmektedir. Tatmin edici, memnun edici sıfat olarak kullanılır. Satisfactory. Kökünden başlayalım mı? Bakın satislerle ilgili yazacağız şimdi. İlk olarak fiil halini yazalım. Satisfy. Satisfy. Memnun etmek, tatmin etmek anlamına gelir. Siz not aldınız, ben verb yazıyorum buraya. Satisfy. Tatmin etmek, memnun etmek. Devam ediyorum bakın. Türetmeye devam ediyorum. Buna ed takısı ekle. Satisfied de. Satisfied da ed takısı eklediğin için sıfatlaşıyor. Memnun oluyor. Şöyle ejective yazıyorum. Memnun, tatmin anlamında sıfat olarak kullanıyoruz. Şın ekle buna. Satisfaction yani. Satisfaction. Bakın şın ekinden görebilirsiniz zaten. İsimleşiyor. Memnuniyet anlamına geliyor. İsim, memnuniyet. Tatmin, memnuniyet anlamında satisfaction'ı kullanıyoruz. Okey arkadaşlar. Tamam. Bunları türettik. 3 tane türettik. Bir tane de burada 4 tane. Bakın 4 tane kelime çıktı. Yeterli anlamında da cümleyi kurduktan sonra yapalım. Şurayı da yeterli ile dolduralım. Çünkü yeterli de çok önemli bir kelimedir. Yeterli anlamında. Aklıma çokça kelime geliyor. Mesela enough en çok kullandıklarımızdan bir tanesi. Sufficient, adequate. Bunlar yeterli anlamındaydı. Bunları da yazarız zaten. Satisfactory. Tatmin edici, yeterli. Tatmin edici bir teklif gelmediği sürece futbolcularımızı satmayacağız. Gelmediği sürece. Bakın burada olumsuz ifadeyi hemen burada unless'la çevirelim. Bir burada ne var? Koşul şart, conditional var. Unless, madıkça medikçe anlamında da çevirir. İşte tatmin edici bir teklif gelmedikçe gibi de çevirebilirsiniz bunu arkadaşlar. Tatmin edici bir teklif yazalım hemen. Unless a satisfactory offer teklif. Gelmedikçe. Comes. Gelmedikçe. Simple present tense yaptım unless'ı. Şimdi ana cümleye geçiyorum. Unless'tan sonraki ikinci cümle arkadaşlar genellikle will feature'lu, be going to'lu, işte ecek-acaklı, future tense'li yapı gelir. Bunu da belirtelim. Futbolcularımızı satmayacağız. Kim? We. Biz. We will not sell, satmak. Kimi? Futbolcularımızı. Our football players. Players. Nokta. Kullandığımız ifade şu. Satisfactory. Tatmin edici. Yeterli. Teklif. Tatmin edici teklif. Bakın. Bu anlamda sıfat olarak kullandık. Satisfy. Tatmin etmek. Memnun etmek. Satisfied. Tatmin. Memnun anlamında. Satisfaction. Memnuniyet anlamında kullandık. Şimdi yeterlilere gelelim bakalım. Enough. Yeterli anlamında kullanılır. Sıfat olarak tabii ki. Bunların hepsi sıfat olacak arkadaşlar. Bakın. Sufficient. Sufficient. Yine yeterli. Enough gibi. Adequate. Adequate. Yeterli anlamında. Hatta ample. Ample'ın bol anlamı vardır. Bereketli anlamı vardır. Ve yeterli anlamı da vardır. Mesela competent. Competent'ın da bu şekilde yeterli anlamı vardır arkadaşlar. Bakın burada ne öğrendik. Şimdi şöyle diyeceksiniz. Bakın. Burada iki farklı kağıt çıkartacaksınız. Birincisi satislerle ilgili. Şimdi tatmin edici diyeceksiniz. Bunların bakın Türkçelerini yazacaksınız bir yüzüne. Arka yüzüne de İngilizcelerini yazacaksınız arkadaşlar. Bu birinci kağıdımız olacak.
İkinci kağıdımız yeterli anlamında satisfactory'i tekrar yazacaksınız. Enough, sufficient, adequate, ample, competent'ı da yazacaksınız yeterli anlamında. İkinci kağıdımızı da katlayıp kutumuza atacağız. Bu şekilde kabartacağız. Onuncu kelimemiz ne? Shorten. Kısaltmak anlamında. Zaten short'tan geliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Short kısa anlamındadır. Dün yazdığı konuşma metnini kısaltmak için çok uğraştı. Çok uğraştı. Kim? O. He ya da she. She diyelim burada da. Uğraşmak anlamında try'ı kullanalım. Mücadele etmek, uğraşmak anlamında. Try. Simple past tense yapalım. Tried olsun. She tried. Çok uğraştı hard. She tried hard. Çok uğraştı. Dün yazdığı konuşma metnini kısaltmak için. Make için amaç bildiren bağlaç. So as to'yu kullandım. So as to shorten. Shorten. Kısaltmak için. Dedim mi dedim. Neyi? Metni. Metin text. Text. Metni kısaltmak için. Ama sadece o değil. Yazdığı konuşma metnini. Yazdığı metni. Yazdığı. Bakın. Yazdığı metin. Ejective clause var. Burada ejective clause yapalım. Burada herhangi bir relative word kullanmak istemiyorum ben arkadaşlar. Text. O zaman şöyle diyeceğim. Burada küçük bir cümle yazacağım. Text. She wrote. She wrote. Bakın yazdığı konuşma metni. Text'i burada konuşma metni olarak da çevirebiliriz. Text she wrote. Yazdığı konuşma metni. The anlamında bunu herhangi bir relative word koymadan da yapabilirim arkadaşlar. Burada that'i de yazabilirdim. Which'i de yazabilirdim. Neden? Çünkü text burada insan dışı varlıktır. She wrote sadece yesterday kaldı. Değil mi? Yesterday'i yazdıktan sonra cümle tamamen çevrilmiş oluyor. Shorten. Fiil olarak kullandık. Kısaltmak anlamında. Curtail'i de unutmuyoruz arkadaşlar. Bu bölümümüzün de sonuna geldik. Diğer bölümlerde tekrardan görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar.